Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran kaynaklı doğal gaz sıkıntılarındaki son durumu değerlendirdi. Son iki yıldır hükümetin Saros'ta LNG üretim tesisi yapma girişimlerinin muhalefetin engellemelerine maruz bırakıldığını söyledi. O tesisi devreye alsaydık bu ani kısıntıları yaşamayacaktık dedi. Biz oradaki santrali e, devreye almış olsaydık Belki İran kaynaklı bu sıkıntıyı bugün hiç yaşamamış olacaktık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası temel atma töreninde konuştu. İran kaynaklı elektrik kesintilerine vurgu yaptı. Gündeminde yapımı engellenmeye çalışılan Saros Efesaryu tesisi de vardı. Kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Buradaki temel yaklaşımımız oluşabilecek makina teçhizat hasarlarını, ham madde kayıplarını minimize ederek kısıtlamaların üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizde el ele vererek en inşallah en kısa sürede atlatacağız. Biz bunu daha önce başardık, yine başarabiliriz. Bu kesintileri aslında sanayicimiz fazlasıyla telafi edecek güce sahip. Varank, Türkiye'nin elektrik kesintilerini yaşadığı bu süreçten güçlenerek çıkacağını söyledi. Taros Körfe'sinde Türkiye'ye yeni bir FSRU elenci terminali kazandırmak için gerçekten iki senedir e, kelimenin tam anlamıyla mücadele veriyoruz. Eğer biz oradaki santrali devreye almış olsaydık belki İran kaynaklı bu sıkıntıyı bugün hiç yaşamamış olacaktık. O eğlence terminalini şu anda bir sene gecikti tamamlamış olsaydık İran'dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık.